Merhaba arkadaşlar, ben Sezer. Bugün çok farklı bir konuya değinmek istiyorum. Yaklaşık 3 senedir yemek sepetinden, yemek değil yalnız, yemek sepetinden sipariş verip duruyorum. Neden veriyorum derseniz, babamla bir gün dolaşırken Sennheiser'ın bir kulaklığını çok beğendik. MX-365. Babam kendine kullanmak istedi. Sünger takıp kullanmak istedi. Fakat kendisi fiyatı pahalı buldu, ben uygun bulduğum halde. Ben de inadına hediye almadım. Yaklaşık 3 senedir sürekli yemek sepetinden sipariş verip duruyorum. Bir gün bana çıkar umuduyla. Hani, Sennheiser'ın herhangi bir kulaklığını gönderseler de olur. Babama hediye etmek istiyorum. Her neyse, inada bindiği için iş, sürekli sipariş verdim, 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 verdim. Ama hep gelen peçeteydi. Islak mendildi, mayonezdi. Yani merak ediyorum, acaba bu kulaklık kime gidiyor? Kimde abi? Yeter artık, 3 senedir versin şunu. Siparişimi verdim. Kaan'ın hesabıyla verdim bu arada. Sennheiser'dan MX-365'i seçtim. Başka neler varmış? Teknosa'dan 50 TL değerinde online hediye çeki. Idefix'ten hediye çeki. Ben inadına sürekli, yaklaşık nereden baksanız 1850 defa bunu seçmiş olabilirim. Hediyemi seçiyorum. Evet, hediyelerimiz haftalık olarak en çok sipariş veren ve hediyeyi en çok talep eden kullanıcılarımıza dağıtılmaktadır. Tercih ettiğiniz ürün için hediye talebinde bulunmanız gerekmektedir. Siparişlerinizde aynı ürünü tercih ederek talep sayınızı ve talep sayınızı ve şansınızı arttırabilirsiniz. Kazanan kullanıcılarımıza mail üzerinden bilgilendirme yapılmakta ve sayfa üzerinde ise isimleri yayınlanmaktadır. Evet, MX-365'in bir sürü renk seçeneği var. Şurada da görebileceğiniz üzere. Sayfa hata verdi. Açıkçası bayağı zorlu bir araştırma sürecinden geçirdim. Acaba Sennheiser MX-365'e daha kolay nasıl sahip olabilirim diye. Hani gereksiz bir şekilde bana çıkmasını bekleyerek sipariş sayımı arttırmaktansa 4 adet daha sipariş vererek 49.90 TL'ye Diyanar'dan gidip satın alabilirim. İnada bindirmenin hiçbir lüzumu yok. Eğer benim gibi bağımlıysanız, her gün sipariş verip bu kulaklığın size geleceği günü umut ediyorsanız, lütfen bundan kurtulun. Bu bir bağımlılık. Bırakamıyorum. Siz de bırakamayabilirsiniz. O yüzden sepete diyeceksin abi, Diyanar'dan alıp gideceksin. Neyse, bu kulaklığın performansından bahsedeyim. Ben daha önceden Sennheiser MX-80 kullanmıştım. Ondan sonra MX-170'e geçmiştim. MX-365 ise hepsinin abisi. Ve performans olarak haliyle birazcık daha iyi. MX-80 de performans olarak iyi. MX-170 de performans olarak iyi. Özellikle süngerle birlikte kullandığınızda izolasyon babında da başarı sağlayabiliyor. Ben MX-80'den bahsedeyim. MX-80, öncelikle tarayıcımızdan MX-80'i bulabilir miyiz? Bulamayız. Neyse, burada çok güzel bir anı vardı. Onu paylaşacağım sizinle. Vatanın %25 indirimiyle 18.75'e satın aldığım kulaklıktır MX-170 demiş bir arkadaşımız. Tipi de hoş, kulağı da süper oturuyor. Sesi de şahane. Kulaklığa çok para vermeyen bir adam olduğum için daha önce de Media Market indirimiyle 12.90'a aldığım Sennheiser MX-80'i yaklaşık bir 8 aydır kullanıyordum. Fakat kod yazarken farkında olmadan ısıra ısıra kablonun dışını soyunca bunu almak zorunda kaldım. Kent Park Media Market'te 28 lirayken Optimum Media Market'te 23 liraydı. Gerçekten acayip işler demiş. Her neyse, bu kulaklıklar gerçekten malzeme kalitesi olarak dayanıklı kulaklıklar yani.
üzerinde zıpla bir şey olmaz. O derece. Fakat ses seviyesi olarak oldukça yüksek olduğu için birazcık rahatsız edebiliyor yani. Ya, gerçi metal dinleyen adam için hiçbir şekilde sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Size ufak bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Senenin kaç olduğunu hatırlamıyorum ama 2004-2005 olabilir. Yazıcıoğlu iş hanına gitmiştim. Bir kulaklığa ihtiyacım vardı. O zamanlar 256 MB'lık bir tane tek pille çalışan MP3 player'ım vardı. Müzik çalarım vardı daha doğrusu. Onunla idare ediyordum. Sonra Packard Bell aldım. Ondan sonra kulaklığa ihtiyacım olduğu için gidip Sennheiser'da çok sevdiğim için MX-80 kulaklığı ucuza, uygun fiyata satın aldım. O zamanlar 170-270 falan öyle seriler devam ediyor işte. Gittim, 80'i aldım. Bayağı da hoşuma gitmişti. Neyse, sonra onu kaybettim. Müzik çaları da kaybettim üstüne üstelik. Hani ardı arkasına kesilmedi. Bir şey vardı yani. Neyse, Gold'a girip şey almıştım. Gold da olabilir, Yazıcıoğlu iş hanından da olabilir, bilmiyorum. Creative'in EP50 adlı kulaklığını almıştım. Size şöyle göstereyim kulaklığı. Frekans aralığı standart 20'ye 20, direnç 32, hassasiyet 109, 1.2 metre kablosu var. Kulaklık şöyle. Şöyle bir kulaklık. Oldukça basit gözüken bir kulaklık. Fakat sünger takıp kullanmaya başladığımda detayları bana çok iyi yansıtıyordu. Özellikle zoom'un kalitesinde az çok kullananlar bilir. Bir gün bir kız arkadaşım vardı işte, gitar çalmaktan hoşlanan. Dedi ki, ver deneyeceğim, müzik dinlemek istiyorum dedi. Hem zoom'u verdim hem de EP50'yi verdim. Dinler dinlemez şey demişti, hiç unutmuyorum. Bu ne ya, sahnenin içinde gibiyim. Bu ne ya, sahnenin içinde gibiyim. O kadar. Öyle bir şeyler dedi. Her neyse, ben de beğendiysen bir süre kullanabilirsin dedim. Bayağı bir uzun süre kullandı. Hayatımda daha önce hiç bu kadar detaylı müzik dinlememiştim dedi. Hani müzik yapıyorum, müzik çalıyorum ama bu kadar detaylı dinlememiştim dedi. 10 liralık kulaklık bile, hani o zaman anlamıştım, 10 liralık kulaklık bile bazen gerçekten doyurucu olabiliyor diye. Neyse, o hani beğendi ya, o lafı söyledi ya, ben bir hafta sonra hem zoom'u hem de kulaklığı kaybettim. Yani sürekli kaybettiğim için alışkınım artık. Her neyse, böyle de bir hikayem vardı, anlatmış oldum. Şunu da söylemek istiyorum. Eğer kime çıkıyorsa bu Sennheiser MX-365, lütfen ortaya çıksın. 3 senedir sipariş veriyorum ve artık vermeyeceğim. Çünkü bana çıkmayacağını kabullenmeye başladım. Bana çıkmayacağını biliyorum. Tekrar yemek sepetine girdim ve bir sipariş daha verdim. Umarım MX-365 bana çıkar. Sizlerle birlikte hediyeyi seçiyorum ve umut dolu gözlerle bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, yemeğim geldi. Fakat içinden neler çıktı derseniz göstereyim şöyle. Kulaklık çıkmadı. Peçete koymuşlar işime yarar diye. Islak mendil koymuşlar teselli amaçlı. Oo, en sevdiğim mayonez. 3 senedir sipariş veriyorum. Bir kez olsun. Şu kulaklık çıkmadı. Bir kez olsun çıksın ya. Yeter artık. Vallahi yeter.